Saniye senin yenincinin her gün yeni bir şeyler kattığı ve severek canlandırdığı bir kadın. Senin yenici kamera kayda girdiğinde tüm benliğiyle Yamanlar Çiftliği'nde çalışan Saniye oluveriyor. Yani artık izleyen bütün seyirciler tanıyor. Şaşırıyorlar benim ben olduğuma. Genelde beni bana benzetiyorlar. Oradaki kıza benziyorsun diyorlar. Beni bana benzetenler için bazen ben oyum, bazen de okey belki benziyorumdur falan deyip öyle geçtim. Ama genel olarak yani en güzeli hiç tanımadığınız insanların girip size sarılması. Yani yolun ortasında sürekli birlikte sarıldığımız. Yani sevgisini de çok samimi ve içten belli eden bir seyircimiz var. Ben senin saçını örerim. Ne olacak yani? Ay bak bende boncuk da var. Sen boncuk seviyorsun yoksa? Boncuk mu? Esah mı? Esah. Esah ya. Hanım ben o bebeği istiyorum. Nasıl istiyorsun? Yani madem Allah bana vermiyor. Gafur'a verdi. O zaman gelsin ben bakayım ona. Bizde kalsın ben büyüteyim. Ben bakacağım o. Ben daha istikrarlı biriydim ve bunun güçlü bir şey olduğunu düşünüyordum hayatta. Ama Saniye'nin bu bazı dengesiz halleri... dengesiz demeyeyim onu aslında yani su gibi aktığı şeyin böyle şeklini alan, yerin şeklini alan o duygu akış halini kabul etmeye başladım. Dolayısıyla artık hani duygularıma da sahip çıktığım bir yerden böyle şey oluyorum. Tamam şimdi böyle hissediyorum. Birazdan başka bir şey hissedebilirim. O konuda da aslında birazcık rahatladım diyebilirim. O yüzden ben de galiba Saniye'den en çok onu öğrendim. Ben artık duygularımı daha kolayca ifade edebiliyorum. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Aklını başına aldıysan iyi. Gülten ben senin bu abini başıma tac ettim. Ayağının türabı oldun türabı. O ne yaptı? Gitti önüne çıkan ilk sattı beni. Bu mu yani benim hakkım şimdi? Allah'ın hakkı için ben bunu mu hak ettim? Saniye ne olursun aç kapıyı. Aç kapıyı bir dinle kurban oldum beni bir dinle ya. Sen benim yüzümü yere yedin Gaffur.